FEM Konuş ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Kafanızdaki sorulara cevap bulduğunuz program Geniş Açı'ya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, gündemde 48 maddelik anayasa paketi var. Anayasanın uzlaşma komisyonunda kabul edilen kısmı var. Bundan sonra ne olacak? Anayasa komisyonunda kabul edilen bu maddeler nasıl geldik? Acaba söylenildiği gibi Murat Karayılan tarafından tehdit edilerek mi bu madde kabul edildi? İşte bunları konuşacağız. Anayasayı konuşacağız, darbeleri konuşacağız. Anayasa Komisyonu'nun kuruluşunun amacını konuşacağız. Kimle konuşacağız efendim? Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mehmet Parsak'la birlikte. Sayın Parsak, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, muhakkak Sayın Parsak'a sorularınız olacak. Nasıl ulaşacaksınız efendim bizlere? Hemen iletişim bilgilerini isterseniz aktarayım size. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 3834'e gönderebilirsiniz. Ayrıca Twitter'da da soru göndermeniz mümkün. Bir Yasin Köksal veya Geniş Açı Kanal 3 adresinden bize soru gönderebilirsiniz. Ben bunların hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum. Sadece telefonla size ulaşmak istiyorum diyorsanız eğer 272 alan koduyla birlikte 246-36-0'dan bize ulaşabilirsiniz. Geniş Açı başlıyor. Sürekli söylüyoruz, anayasa değişmeli. Ancak niçin değişmeli? İşte bu akşam bugün Sayın Parsak'la birlikte bunları konuşacağız. Mehmet Bey, öncelikli olarak isterseniz biraz geriye gidelim. Sürekli anayasa değişmeli, değişmeli, değişmeli. Dört parti meclisi grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört parti de sürekli aynı şeyi söyledi. Anayasa değişmeli. Peki niçin değişmeli? Teşekkür ediyorum Sayın Köksal. Ben öncelikle ekranlarınız aracılığıyla izleyenlerimizin mübarek Ramazan'ını kutluyorum. Anayasa değişmeli derken aslında çok doğru bir kavramla başladınız. Gündemdeki tartışma yeni anayasa mı, anayasanın değiştirilmesi meselesi mi? Aslında buradan başlamak lazım. Evet. 1923 itibariyle devletimizi yeniden kurduğumuza göre yeni bir anayasadan o anlamda söz etmek mümkün değildir. Yani anayasanın değiştirilmesinden söz etmek doğrudur ve siz de bu doğru kavramla anayasanın değiştirilmesi meselesini sordunuz. Anayasamızın evet. Değişip değişmemesi gerektiğini, değişmesi gerekiyorsa neden değişmesi gerektiğini sordunuz. Evet. Gerçekten anayasamız bir değişiklik ihtiyacı duymaktadır. Çünkü 1982 anayasası 12 Eylül 1980 ihtilaliyle birlikte bir ihtilalin ürünü olarak yapılmış bir anayasadır. O anlamda ihtilalin ürünü olması dolayısıyla kimi açılardan, demokratik kriterlerden uzak olarak başlamıştır. Fakat 1982 yılında yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, yani yaklaşık 30 yıldır toplam 17 defada olmak üzere 100'ün üzerinde maddesi değişmiş bir anayasadır. O anlamda anayasamız deyim yerindeyse bir yamalı bohça gibidir. Onun için çağın gereklerine uygun, çağdaş, demokratik, insanlarımızın ihtiyacını, kurumlarımızın ihtiyacını karşılayacak, devletimizi daha ileri noktalara taşıyacak en temel bir belge olarak anayasamızın değişmesinde mutlaka fayda vardır. Bu anlamda gerek sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi mecliste grubu bulunan 4 siyasi parti, gerekse barajı geçemeyip de meclis dışında bulunan partilerin hemen tamamı yaklaşık 2000'li yılların başından bu yana hem parti programlarıyla hem seçim beyannameleriyle meydanlarda ve kurumsal düzeyde kendilerini temsil eden belgelerle anayasayı değiştirme vaadinde bulunmuşlardır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2002 seçimlerinden bu yana daha yoğunluklu olarak ama ondan öncesinde de daha demokratik, milletimizin gereklerine daha uygun bir anayasanın yürürlüğe konulmasıyla ilgili vaatte bulunduk. Evet. Sonrasında bu konu 2007 seçimlerine giderken
bir miktar alevlendi ve 2009 yılında yıl içinde birkaç grup konuşmasında Sayın Genel Başkanımız nasıl bir anayasa olması gerektiği ve anayasanın hangi boyutları itibariyle değişmesi gerektiği yönünde tarihe kayıt düşen önemli açıklamalar yaptı. Fakat bu açıklamalar diğer partilerden de gelmekle birlikte somut adımlarla çok da fazla hayata geçemedi. 2011 seçimlerine gittiğimizde bu defa çok daha yoğun bir şekilde bu taleplerin ve bu vaatlerin yüksek sesle dile getirildiğini görüyoruz. Nitekim Haziran 2011'de genel seçimler yapıldı ve mecliste 4 parti siyasi grup olarak kurulduktan sonra anayasanın değiştirilmesi noktasında Sayın Meclis Başkanı'nın girişimleriyle bizim de taleplerimiz, diğer partilerin de talepleri doğrultusunda Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulması noktasında bir görüş birliği sağladılar. Gerçekten bu görüş birliği önemliydi. Çünkü anayasa bir devletin, bir toplumun en temel hukuki metni olması itibariyle üzerinde en geniş ölçüde konsensus, görüş birliği sağlanması gereken bir hukuki metindir. Bu çerçevede uzlaşmayla bu değişikliklerin yapılması şarttır. Nitekim grubu bulunan 4 parti de bu çerçevede komisyona 3'er milletvekili vermek suretiyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını başlattılar. 2011 yılının Ekim ayını gösteriyordu tarihler ve bu kapsamda yazım aşamasına geçmeden önce, anayasa metninin oluşturulması aşamasına geçmeden önce biraz önce söylediğim mutabakat ilkesine uygun olarak milletten görüş alma noktasında bir takım çalışmalar yapıldı. Siz de zaman zaman bunları gündeme getirdiniz. Evet. Ekranlarınız kanalıyla da izleyenlerinizle paylaştınız. Türkiye'nin 13 ayrı bölgesinde 14 ayrı toplantıyla Türkiye'nin en üst çatı kuruluşları durumundaki sivil toplum örgütleri milletin nasıl bir anayasa istediği, anayasanın nerelerinden muzdarip olduğu, şikayetçi olduğu, nerelerinden memnun olduğu noktasında tarama toplantıları gerçekleştirdiler. Aynı şekilde tbmm.gov.tr adresi üzerinden milletimize açık linkler oluşturuldu ve buradan milletimiz anayasanın hangi kısımlarının değiştirilmesi gerektiğini bireysel olarak ifade edebildiler. Evet. Aynı şekilde faks yoluyla, mektup yoluyla, talep yoluyla görüşlerini ve önerilerini dile getirdiler. Daha sonra biz bu görüşleri derleyip bu görüşleri ileri süren kurumları da mecliste 3 ayrı alt komisyon halinde dinledik. Evet. Bu çalışmalar 2012 yılının 30 Nisan'ına kadar devam etti. Ve 30 Nisan 2012 itibariyle talepleri, görüşleri büyük oranda sabitledikten sonra metin yazım aşamasına geçtik. Tam da burada önemli bir algı yanlışlığını düzeltmek istiyorum. Çünkü özellikle iktidar partisine mensup yöneticiler komisyonun yaklaşık 2 yıldır çalıştığını ve bunların sonunda sadece 48 maddede mutabakat sağlanabildiğini, komisyonun verimli çalışamadığını ifade ettiler. En nihayetinde Sayın Meclis Başkanı da geçen hafta basınla yaptığı bilgilendirme toplantısında bunları saat bazlı olarak ifade etti. Yalnız biraz önce de ifade ettiğim gibi 30 Nisan 2012 itibariyle yazım sürecine başladığımız gözetildiğinde uzlaşma komisyonumuz henüz takriben 14-15 aydır metin yazımı faaliyetlerini gerçekleştirmekte. Peki Türkiye'de 14-15 ayda bu aşamaya gelen anayasa yapım süreçleri, anayasanın değiştirilme süreçleri, böylesi kapsamlı süreçler dünyada nasıl gerçekleşiyor? Burada hemen o soru akla gelecektir diye düşünüyorum. Dünya genelinde anayasaların yapım süreci, değiştirilmesi süreci bakımından ortalama süreç 18-20 ay civarındadır. Yazım aşaması açısından söylüyorum. Evet. Ve bizim şu ana kadar 14 aylık süreçte geldiğimiz noktada aslında ciddi bir mesafe kat edilmiştir. Kamuoyuna 48 maddede tam onun anlamıyla uzlaşıldığı yönünde bilgiler veriliyor. Bu doğrudur. Fakat bu 48 maddenin dışında pek çok maddede de yer yer 3 partinin, yer yer 2 partinin uzlaştıkları ve müzakereler devam ettikçe bu uzlaşmanın arttığını görebilmemiz mümkün. Nitekim biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Meclis Başkanı'nın bu konuda liderleri
ziyaret etmesinden sonra dört siyasi partinin de liderinin komisyonun çalışmalarının devam etmesi noktasında irade ve karar beyanından sonra komisyonda bulunan danışmanlar olarak bizler işte bu ikinci haftası iki maddede daha uzlaşma sağladık. Bunlar 29 itibariyle yapılacak Anayasa Uzlaşma Üst Komisyonu'nda büyük oranda kabul edilecektir. Yani komisyon çalışmalarını devam ettirdikçe, uzlaşma perspektifi devam ettiği müddetçe anayasadaki uzlaşma trendi, uzlaşma eğilimi de devam etmektedir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla komisyonu bir zaman sınırlamasına mahkum etmek, bu konuda anayasanın değiştirilmesini talep eden milletimiz bakımından onların umutlarını kıran bir davranış olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan ısrarla kaçınmaktayız. Öte yandan Anayasa Uzlaşma Komisyonu ilk kurulduğunda kendi anayasası diyebileceğimiz ya da kendi iç tüzüğü diyebileceğimiz çalışma usul ve esaslarını oluşturdu. 15 maddelik bu çalışma usul ve esaslarında dört partide mutabık kaldılar ve biz o çalışma usulü ve esasları çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Evet. Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışma usulü ve esasları anayasa yapım sürecini dört ana bölümde temellendirdi. Bunlardan ilk bölüm 30 Nisan'a kadar devam eden veri toplama dönemiydi ki bunu gayet başarılı bir şekilde tamamladık. İkinci aşama yazım aşaması, üçüncü aşama bunun kamuoyunda tartışılması ve daha sonra genel kurul marifetiyle anayasamızda ifade edildiği çerçevede anayasanın değiştirilmesi aşaması olarak şekillendirdik. Ve uzlaşma komisyonu çalışma usulü ve esaslarının 6. ve 11. maddesinde bu sürelerle ilgili olarak komisyonun bu süreleri kendisinin tayin edeceği yönünde açık bir hüküm söz konusudur. Yani ikinci aşamanın, yani yazım aşamasının ne kadar süreceği gene Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından tayin edilebilecek bir durumdur. Ama bakıldığında özellikle 2012 yılının sonu itibariyle gerek başbakanın gerekse hükümet yetkililerinin artık sürecin sonuna geldiği yönünde bir takım dayatmalarıyla bu toplum karşılaştı. Tabii bu konuda zaman zaman bilgi eksikliğinden dolayı itibar da gören bu görüşler hukuki metin çerçevesinde karşılık bulmadı. Çünkü gerçekten uzlaşma komisyonu, çalışma usul ve esaslarımız bunu açıkça düzenlemişti. Şu anda bizim yazım aşamasını neticelendiren tarihi belirlemek gibi bir irademiz ortaya çıkmadı. Evet. Dolayısıyla bunun dışarıdan müdahalelerle sadece masanın, Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasının dağıtılmasına yönelik eğilimler veya taktikler veya hamleler olduğunu düşünüyoruz. Ne yani, gibi hamleler Sayın Partisi? Ne gibi hamleler? Şunu ifade etmek lazım. Biz milletimizin gerçekten daha demokratik, daha çağdaş, daha ihtiyaçlarına uygun bir anayasaya ihtiyacı olduğuna kaniyiz. Dolayısıyla bu çalışmalar tamamlanıp bu üzerimize aldığımız görevin tam anlamıyla, layıkıyla yerine getirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede partiler peyderpey sundukları görüşlerinde ortaya şöyle bir tablo çıktı. Evet, bugüne kadar 170 madde üzerinden görüşme sağlandı ama 170 küsur madde üzerinden. Temelde öngörülen daha kısa, mevcuttaki anayasamızdan daha kısa, daha çerçeve, daha olması gerektiği gibi bir anayasa söz konusu olduğu için 110-120 madde civarında bir anayasa ihtiyacında olduğumuzu genel olarak görebiliyoruz. Bunda da parti temsilcileri de genel olarak mutabıklar. Biz bu müzakeresini yaptığımız maddelerden 48'inde zaten resmi olarak ve tam bir mutabakatla uzlaştık. Fakat 2012'nin sonlarına geldiğimizde daha önceki parti programlarında ve seçim beyannamelerinde olmadığı halde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir başkanlık sistemi önerisinin kamuoyunda tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Tam da burada soruları hemen sormak lazım sanırım Sayın Parsak. Acaba bir gece yarısı operasyonundan mı korkuyor hem CHP hem MHP? Çünkü torba yasayla bazı maddelerin bile gece yarısı verilen önergelerle kanunlaştırıldığını gördük. Acaba bir gece yarısı operasyonla bu 48 maddenin içerisine bir başkanlık sistemi ya da bir partili cumhurbaşkanlığı gibi önergeyle verilecek
maddelerden mi korkuluyor, bunlardan mı korkuluyor işin açıkçası? Şöyle, Sayın Köksal, CHP adına bir şey söyleyemem ama biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu bağlamda yapılabilecek hiçbir operasyondan korkmuyoruz. Çünkü biz süreç başlarken tam bir mutabakatla görüş birliğine varıldığında anayasa metninin ortaya çıkabileceği noktasında bir karara vardık dört parti ve bunun arkasındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi bizim kanaatimizce sürecin devamında özellikle toplumun her kesimini ilgilendiren maddelerde uzlaşma sağlanamaması halinde partilerden birinin komisyondan çekilmesi haliyle dağıtılabileceğini öngörüyordu muhtemelen. Ama hiçbir parti komisyondan çekilmedi ve bugün komisyondaki masadan kalkmak önemli bir siyasi sorumluluk gerektirir hale geldi. O anlamda bizim çekindiğimiz bir şey yok. O sizin söylediğiniz gece yarısı operasyonları ancak Anayasal Uzlaşma Komisyonu masası fonksiyonunu ifa edip bir metin ortaya çıktıktan sonra ilgili komisyondan genel kurula gelmesi aşamasında gerek komisyon çalışmalarında gerekse genel kurul çalışmalarında olabilecek şeylerdir. Ama burada böyle bir durum söz konusu değildir. Yani örneğin anayasanın çevre maddesiyle ilgili olarak dört partide mutabık kalmışlarsa biz bunu yeşile boyuyoruz komisyondaki tabirimizle. Kırmızı kalmamış oluyor. Ve biz bu yeşile boyadığımız maddeyi mutabık sayıyoruz ve o 48 maddenin yanına 49. madde olarak ekliyoruz ki örneği özellikle verdim. Bu bizim 10 günlük süre içerisinde 48 maddeye eklediğimiz 2 madde var. Bir tanesi çevre hakkı, bir tanesi sağlık hakkı. Dolayısıyla AKP'nin biz bu yönde bir gece yarısı operasyonu yapabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü hukuki çerçevede bu mümkün değil. Yalnız şöyle bir operasyon yapılabileceğini düşünüyoruz. Kamuoyunda yeterli algı oluşturulduktan sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonu şayet dağıtılabilirse sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi taleplerine, kendi isteklerine, kendi beklentilerine uygun bir anayasa yapma noktasında daha öncesinden 2007 yılında malumunuz Profesör Doktor Ergün Özbudun başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi bir anayasa metni yazdırdı. Bu kamuoyunda tartışıldı. Yer yer kabul edildi, yer yer kabul edilmedi. Buna benzer bir metinle çantalarından metni çıkarıp komisyona, genel kurula, meclise sunabilecekleri kanaatindeyiz. Ama o durumda bir uzlaşma söz konusu olmadığından yapılabilecek değişikliklerin de toplumsal taban noktasında her halükarda eksik kalacağı kanaatindeyiz ki AKP de bu kaygıda. Yani daha açıkça ifade etmek gerekirse biz örneğin Türk vatandaşlığı maddesinde 66. maddede masaya gelen bize göre uluslararası hukuka da uygun olmayan, bizim hukukumuza da uygun olmayan, anayasa geleneğimize de uygun olmayan, ülkemizin şartlarına da uygun olmayan madde önerilerinden sonra fevri davranarak biz masadan kalkmış olsaydık, AKP'nin 2010 yılında yapılan anayasa referandumunda olduğu gibi algı yönetimi çerçevesinde eli kolaylaşacaktı. Millete şikayet imkanı doğacaktı. Diyecekti ki, biz sizin için en iyi anayasayı yapmaya çalışıyorduk ama şu parti masadan kalktığı için uzlaşma komisyonu dağıldı. Anayasa maddesi de, anayasa metni de ancak mutabakatla gerçekleşebileceği için yeni anayasa yapmayı size çok gördüler diye şikayet edebilecekti. Evet. Bugün o şikayeti yapamamaktı. Ondan dolayı birincisi Aralık ayında öyle bir salvoyla komisyonun artık süresini doldurmakta olduğu ifade edildi. Bunun için de şu enstrüman kullanıldı. Biraz önce ifade ettiğim gibi çalışma usulü ve esaslarında komisyon çalışmalarını 2012 yılı sonu itibariyle bitirmeyi hedefler maddesi. Evet. Yalnız bu bitirmeyi hedefler, bitiremezse komisyon dağılır gibi bir anlam ifade etmiyor. Hatta zaman zaman Sayın Başbakan da işte son bir ayınız kaldı, yaptınız, evet, yaptınız, yapamadınız, halka giderim gibi açıklamaları da olmuştu. Evet, biz de her defasında o resti gördük. Dedik ki o zaman Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarını nasıl bitireceği çalışma usulü esaslarının 15. maddesinde sabit. O zaman masadan kalkın, halka gidin. Ama buna hiçbir zaman cesaret etmediler, edemediler. Çünkü diğer partilerin masadan kalkması beklentisi içindelerdi. Fakat hiçbir parti bu masadan kalkmadı. Herkes kendi siyasi felsefeleri, görüşleri doğrultusunda. Biz mesela Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendi parti programımız, seçim beyannamelerimiz ama aynı zamanda bunlardan daha önemli olarak belki de milletimiz ve devletimiz adına duyduğumuz hassasiyetlerle komisyondaki çalışmalarda hep milletimiz adına bir sübap görevi gördük, bir emniyet sübabı görevi gördük.
Bu perspektifle çalışmaları devam ettirdik. Aralık ayından sonra 2012 sonunu hedeflediğine göre Başbakan bu algıyı oluşturamadı. Sanki bir mühlet vermiş gibi Mart sonuna sarkıtıldı çalışmalar. Mart sonuna yaklaştığımız zaman kamuoyunda yeniden konu tartışıldı. Ve bu defa işte geçtiğimiz günlere sarkıtıldı. En nihayetinde meclis başkanımız liderleri turladığında, onların kanaatlerine başvurduğunda bizim genel başkanımız komisyonun çalışmalarının son derece kıymetli olduğunu ortaya koydu. Diğer genel başkanlar da bu yönde beyanat verdiler. Ve komisyon çalışmaları devam ediyor. Yani bunu komisyonun şimdiye kadarki çalışmaları devam ederken ve her geçen gün uzlaşma kapısı daha fazla aralanırken ya da tam olarak uzlaşamayacağımız maddeler ancak böyle tespit edilebilirken bu komisyonun çalışmalarını sonlandırmak milletimize yapılabilecek büyük bir haksızlıktır. Bizim 1876 anayasasından bu yana yaklaşık 150 yıla yakın bir anayasacılık geçmişimiz var. Ama bu 150 yıllık süreçte milletimiz hiçbir zaman bizim bu iki yıldır sürdürdüğümüz faaliyetlerde olduğu gibi birey birey, kurum kurum, sendika sendika, dernek dernek görüş vererek ve oy verdiği partilerin aynı masa etrafında bir araya gelip uzun uzadıya hassasiyetle, özenle tartışması suretiyle bir anayasa yapmadık. Evet. Geriye doğru gidiyorum. 1982 anayasası 1980 ihtilalinin sonunda akademisyenlere yaptırılmış bir anayasaydı. Evet. Aynı şekilde 1961 anayasası da 1960 ihtilalinin sonrasında akademisyenlere yaptırılmış bir anayasaydı. Bunlar da Yüce Türk Milleti'ne sorulmadı. Metin oluşturuldu, metin tamamlandı ve en sonunda genel kuruldan geçip yasalaşma sürecini tamamlandıktan sonra milletimizin referandum önüne gitti. Yaşları müsait olanlar hatırlayacaklardır. 1982 anayasası bir darbe anayasası olmasına rağmen %100'e çok yakın bir oranla kabul gördü. Evet. Ama o %100'e çok yakın oran şeffaf zarflar içerisinde renkli pusulalarla evet ve hayır denilen bir süreçte demokratik ilkelere uygun olmayan şekilde yasalaştırılmıştı ki ihtiyaçlarımızı görmediği içindir 17 defada 100'ün üzerinde maddesi değişti. Bakın bu yarısından fazlasının değiştiği anlamına geliyor. Sayın Parsak, zaten o zamanki konjonktür askeri haklı çıkartmak, Kenan Evren'i biraz daha haklı çıkartmak daha için, güçlü kılmak. Yani onun için sürekli provokasyonlar neticesinde kabul edilmiş bir anayasa. Evet, zaten doğru öyle ifade değil. Ettiniz. Şöyle yapalım isterseniz, kısa bir reklam arasına gidelim. Sonra yine devam. Kaldığımız yerden devam edelim. Aynen. Sevgili izleyiciler, yeni anayasa ve kabul edilen, üzerinde mutabakat sağlanılan 48 maddeyi konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mehmet Parsak'la birlikte yeni anayasa ve kabul edilen, uzlaşma komisyonunda kabul edilen o 48 maddeyi konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Parsak, 82 öncesi 80 anayasası o zamanki konjonktürde Sayın Kenan Evren'i %100 haklı çıkartmıştı. Demeyelim, halk tarafından %100'e yakın bir kabul görmüştü. Ancak biraz daha böyle yakınlara gelmek gerekirse yine mecliste Sayın Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret etti ve onlara şunu sordu. Sizin kırmızı çizgileriniz nelerdir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgisi nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgileri milli birliğimizin, milli bütünlüğümüzün devamını
temin eden, bunlara halal getirilmemesini temin eden maddelerdir. Üniter devlet yapımızın devamını temin eden maddelerdir. Anayasanın ilk 3 maddesinde ifadesini bulan devletimizin temel tercihlerinin ifade edildiği maddeler ile bu 3 maddeyi koruyan, değiştirme yasağını öngören 4. maddedir. Bizim ses bayrağı olarak nitelendirdiğimiz Türkçeyi koruyan, resmi dil ve eğitim dili noktasında Türkçemizi koruyan maddelerdir. Anayasamızın 66. maddesinde düzenlenen Türk vatandaşlığı maddesidir. Öyle ya, Türk anayasasından söz ettiğimize göre Türk vatandaşları için yürürlükte olan anayasadır. Fransız vatandaşları, İspanyol vatandaşları veya Arap vatandaşları değil, Türk vatandaşları içinse Türk vatandaşlığını düzenleyen maddelerdir. Anayasamızın 119 ve devamı maddelerinde düzenlenen yerel yönetimlerde özerkliğin önünü açmayan, hizmet temelli yerel idareleri ortaya koyan maddelerdir. Öyle veya böyle yaklaşık 100 ile yakındır yönetilmekte olduğumuz parlamenter demokrasiyi koruyan maddelerdir. O anlamda hükümet sistemini koruyan maddelerdir. Yani sonuç itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgileri gene mensubu olduğu Türk milletinin hak ve menfaatlerini koruyan maddelerdir. Yoksa bizim parti olarak kendi adımıza, kendi menfaatlerimiz çerçevesinde kırmızı çizgilerimiz söz konusu değildir. Evet. Yani biz önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben anlayışıyla siyaset yapan ve 44 yıldır bu şiardan hiç uzaklaşmamış bir siyasi parti olarak ancak ve sadece Türk milletinin, Türk devletinin ve Türk vatanının menfaatleri bizim kırmızı çizgilerimizdir. Onun dışındaki maddelerde biz uzlaşmaya açığız. Nitekim şimdiye kadarki çalışmalarda da bizim gayretlerimizle büyük oranda uzlaşmalar temin edilebilmiştir. Bunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Peki bir tehdit görüyor musunuz? Böyle bir gelecekte bir endişeniz var mı? Acaba bu bizim kırmızı çizgilerimiz çiğnenilecek ya da değiştirilecek kaygısı yaşıyor musunuz? Yasin Bey, tehdit görüyoruz ama geleceğe dair değil, bugüne dair de görüyoruz. Geleceğe dair bu tehditlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na BDP savaş tazminatı diye bir öneri getirebilmiştir. Nedir efendim? Sanki ülkemizde bir savaş varmış da, yani atıf yapılan husus şudur, 1984'te başlayan bölücü terör belası ülkemizde binlerce insanın canına mal olmuştur. Ülkemizin milyarlarca lira değerine mal olmuştur. Onlarca yıl gelişmesine mal olmuştur. Ama bu terörle mücadeleyi bir siyasi parti adeta bir savaş olarak öngörmektedir ve savaş bitmiş de bunun tazminatını düzenleme hevesine kapılmaktadır. Yani bu tarz tazminat talepleri ancak büyük dünya savaşlarının sonunda yenilen devletlerin yenen devletlere ödediği kabilden hadiselerdir. Bu tarz öneriler gelebilmektedir. Ya da Adalet Kalkınma Partisi'nin de benimsemesiyle bizim aslında 82 anayasamızda değiştirilemez hüküm olarak öngörülmüş, 61 anayasamızda değiştirilemez hükümler olarak öngörülmüş, devletin cumhuriyet olduğu, başkentinin Ankara olduğu, bayrağının al yıldızlı al bayrak olduğu, temel tercihlerinin yani cumhuriyetin kuruluş felsefesinin düzenlendiği maddelerin değiştirilebileceği önerilmektedir diğer siyasi partiler tarafından. Dolayısıyla sizin söylediğiniz tehdit vardır. Ama geleceğe değil sadece, bugün de vardır. Diğer siyasi partiler deyince Cumhuriyet Halk Partisi de buna dahil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, BDP'nin bu yasayı, daha doğrusu bu öneriyi getirebildiğini söylüyorsunuz. Şimdi şöyle ifade edeyim, bir somut konuya da bu vesileyle girmiş olalım. Biraz önce de ifade ettim, bizim en önemli kırmızı çizgilerimizden bir tanesi olan ve mevcut anayasamızın 66. maddesinde düzenlenen Türk vatandaşlığı maddesiyle ilgili olarak hazin bir şekilde AKP ve BDP vatandaşlık başlığını önermiştir. Türk kavramını oradan çıkarmıştır. Bunlar kayıtlarıyla sabittir. Cumhuriyet Halk Partisi ise hem Türk vatandaşlığı hem vatandaşlık başlığını önermiştir. Bu anayasacılık tarihinde böyle bir
öneri söz konusu değil. Nasıl olabiliyor ikisi? Olabilme zaten olabilmesi yok zaten mümkün değildir ama muhtemeldir ki parti içi dengelerden dolayı bir taraf Türk vatandaşlığının devam etmesi gerektiğini önermiştir. Diğer tarafta Türk vatandaşlığı olmayabilir, adı Türk vatandaşlığı değil, vatandaşlık da olabilir demiştir. Ve CHP komisyona getirdiği resmi öneride Türk vatandaşlığı / vatandaşlık şeklinde önerebilmiştir. Dolayısıyla en temel konulardan bir tanesidir bu ve bize göre tartışılmaması gereken tüm milletimizin bir ortak değeri durumunda olan bir maddedir. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi önce bu anayasamızın konusu değildir diyerek deyim yerindeyse kaçak güreşmeyi tercih etmiştir. Kamuoyunda oluşan baskılardan sonra vatandaşlık maddesi önermiştir ve bunu vatandaşlık başlığıyla önermiştir. Hazindir. BDP de aynı şekilde önermiştir. İçerikleri farklı olmakla birlikte. Fakat bir tek Milliyetçi Hareket Partisi mevcut anayasamızın hükmünü koruyarak ki bu doğrudur. Anayasamızın ihtilal ürünü olması, sonrasında çok defa değişikliğe uğraması her şeyin yanlış olduğu anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Türk milletinin anayasası olduğuna göre, Türk vatandaşları için yürürlükte bulunan bir anayasa olduğuna göre adıyla sanıyla göğsünü gere gere Türk vatandaşlığından söz edebilmelidir bu anayasa. Ve nitekim söz etmektedir. Değiştirilmemelidir. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Ya da eğitim dili maddesiyle ilgili olarak bizim anayasamızda mevcut yer alan ilgili maddedeki Türk vatandaşlarının Türkçe dışında bir dille, ana dille eğitim görmemesi noktasındaki fıkrayı Milliyetçi Hareket Partisi'nden başkası önerememiştir. Başlangıç hükümlerinde ki anayasanın girizgahı durumundadır, Türk milletinin anayasası olduğunu, Türk milletinin refahı, huzuru, hayrı için yapılmakta olduğunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz önerebildik. Bunlar hazindir. Dolayısıyla diğer bir kırmızı çizgimizle ilgili BDP yerel yönetimler bağlamında özerklik ve sonrasında bunun yolu mutlaka federasyondur. Özerkliği ortaya koyan maddeleri önerebilmiştir. Bunlara Milliyetçi Hareket Partisi açık yüreklilikle göğsünü gere gere alnının akıyla karşı çıkmıştır komisyonda. Çıkmaya da devam edecektir. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Diğer partilerin de kırmızı çizgileri vardır. Bu sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize has bir konu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kırmızı çizgileri vardır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, BDP'nin de. Burada benim için çarpıcı gelmesi itibariyle bir hususu ifade etmek istiyorum. Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulduktan hemen sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Kızılcaman'da bir kamp gerçekleştirdi milletvekilleriyle ve yöneticileriyle. Bu kampın sonunda gazeteciler Sayın Başbakan'a sordular. Dediler ki efendim her siyasi parti lideri kendileri bakımından kırmızı çizgilerini ifade ettiler. Sizin de kırmızı çizgileriniz var mı? Bunlar nelerdir diye sorduklarında Sayın Başbakan bizim de kırmızı çizgilerimiz vardır ve bunlar 2010-12 Eylül anayasa değişiklikleriyle milletimizin %58'inin onayını alan referandumda kabul edilen maddelerdir demesine rağmen hatırlayın 2010 sürecinde 26 madde değişmişti ama bunların en temel iki tanesinden birisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenleyen maddeydi. Evet. Diğeri de Anayasa Mahkemesi'nin yapısını düzenleyen maddeydi. Zaten fakat diğer maddeler konusunda... Diğer maddeleri bugün milletimize sorduğumuzda madde başlıklarını bile hatırlamayacaklardır. Evet. Ama o dönemlerde oluşturulan algıyla sanki o 26 madde geçtiğinde ertesi gün biz çok daha güzel bir ülkeye uyanacakmışız algısı oluşturularak referandum sürecinde bir %58 evet sağlandı. Fakat ne memurlar için öngörülen iyileştirmeler, ne şehit aileleri için, ne gaziler için, ne yakınları için, ne de diğer sayabileceğimiz maddeler çerçevesinde iyileştirmeler hayata geçmedi. Onlar adeta bir kılıf gibi, bir makyaj unsuru gibi diğer iki maddeyi çevrelediler ve asıl HSYK'nın yapısını düzenleyen maddeyle Anayasa Mahkemesi'nin yapısını düzenleyen madde kabul edildi. Dolayısıyla Sayın Başbakan bu iki maddenin kırmızı çizgileri olduğunu ifade ettikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu maddelere ilişkin görüşleri geldiğinde hem Anayasa Mahkemesi bakımından
hem de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu maddesi bakımından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzat kendisinin o kırmızı çizgilerini çiğnediğini gördük. Burada tabii belki kamuoyundaki yaygın ifadesiyle cemaat AKP çekişmesinin bir ürünü olarak bunlar bizim karşımıza gelmişti. Gerçekten de o tarihe kadar yani 2010-12 Eylül'üne kadar ele geçirilmedik deyim yerindeyse sadece yargı kalmıştı ve o maddeler vesilesiyle yargıda da bir tahakküm, bir hakimiyet sağlamaya niyetlenen AKP hükümeti bu değişiklikleri gerçekleştirdi. Fakat ondan sonra enteresan bir gelişme yaşandı ülkemizde. Bunlar bizim hiç gözümüzden, kulağımızdan, aklımızdan gitmeyen gelişmeler. O yüzden burada ifade ediyorum meselenin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından. O dönemde açılım süreci olarak ifade edilen, bugün de çözüm süreci dedikleri ama bizim her zaman ihanet ve çözülüş süreci diye ifade ettiğimiz süreçte Oslo'da başlayan bir süreçti. Oslo'da Hakan Fidan'ın ben başbakanın temsilcisiyim ifadelerinin basına yansımasından sonra bundaki suç unsurlarının araştırılmasıyla ilgili olarak ülkemizde bir cumhuriyet savcısı Hakan Fidan'ı ifade vermeye davet etti. Ve bu yaklaşık 15 günlük bir krize yol açtı ülkemizde. Orada belki de gördüler ki aslında ava giderken avlanmışlardı. Yani referandumda yargıyı Anayasa Mahkemesi ve YSK üzerinden dizayn etmek isteyen hükümet aslında o dizaynın sonunda ortaya çıkan yapının en yakınındaki adamı, kendi ifadesiyle sırdaşı durumundaki Hakan Fidan'ı ifadeye çağırabildiğine gördü. Bu konuda yapılan siyasi değerlendirmeler sadece benim ifade ettiğim değil, yaygınlıkla ifade edildiği için söylemekte bir beis görmüyorum. İkinci adımının açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, üçüncü adımının da Sayın Başbakan olduğu hep konuşuldu, bunları siz de takip ettiniz. Dolayısıyla aslında 2010'da dizayn edilen bu yargının kendi istedikleri doğrultuda, kendi tahakkümlerini temin edecek şekilde dizayn etmediklerini gördüler. Gene önemli bir kriz olması itibariyle, önemli bir dönüm noktası olması itibariyle yargı bağlamında söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde bir anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin önü açıldı. 2007 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle. Daha sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçilmesi gerektiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu çıkarıldı. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın, görevde bulunan Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden seçilmesinin önüne bir engel olarak bir madde konuldu. Ve bu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Gene tırnak içinde ifade ediyorum, dizayn edilen Anayasa Mahkemesi, daha sonrasında üye yapısı, çalışma yöntemleri vesaireleri değişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de yeniden seçime girebileceğini ortaya koydu. Bana göre bu iki temel gelişme ama bunun dışındaki bazı gelişmeler de. Daha geçen hafta Danıştay'da uzun süre seçim yapılamadı. Bunlar hep yargının yönetimiyle alakalı olan önemli maddeler. Gene geriye dönerek hep hafızalarda olan anekdotlarla ifade edeyim. Yargıtay Başkanı seçildi, Danıştay Başkanı seçildi. Ve bu seçimlerin sonunda Sayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Allah verdikçe veriyor dedi. Evet. Evet, Allah verdikçe verdi. Ama geldiğimiz noktada o dizayn bir yerleri itibariyle eksik kaldığı için ya da yanlış dizayn edildiği için olsa gerek ki, bizzat AKP hem de Sayın Başbakan'ın 2011 yılında Kızılcahamam kampında gazetecilere açık açık ifade etmesine rağmen bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir diye Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasına geldiğimizde bizzat AKP'nin hem HSYK'nın yapısını yeniden dizayn edecek şekilde öneri getirdiğini hem de Anayasa Mahkemesi'nin yapısını yeniden dizayn edecek şekilde öneri getirdiğini gördük. Evet. Dolayısıyla biz kırmızı çizgilerimizin 44 yıldır arkasındayız. Bunlar bizim uğrunda can verdiğimiz, uğrunda bedel ödediğimiz kırmızı çizgiler. Bu milletin genelinin kırmızı çizgileri. Yoksa konjonktürel olarak 2 yıl önce kırmızı çizgimiz dediğimiz maddeleri 2 yıl sonra kendimiz önererek o kırmızı çizgileri üzerini çizen bir durumda hareket etmedik. Dolayısıyla kırmızı çizgilerin olması gayet doğaldır. Ama bunların gerçek anlamda
kendi hakkına yakışır bir şekilde kırmızı çizgi olması gerekir ve bizim kırmızı çizgilerimiz bu nevden kırmızı çizgilerdir. Sayın Parsak, yine bu 48 maddeyle ilgili kısmı da yavaş yavaş kapatalım. Çünkü Sayın Başbakan %40, daha doğrusu 41 madde insan hak ve hürriyetiyle alakalı ki bu bütün partilerin anlaşmış olduğu bir madde demiş. Hatta hemen akabinde MHP Grup Başkanı Sayın Mehmet Şandır şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil gibi ya da bunlar hepimizin anlaştığı konular, kimsenin engel olmasını istemiyoruz gibi açıklamaların hemen akabinde Sayın Genel Başkan Doktor Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Bunlar niçin alelacele getirilmeye çalışılıyor diye. Bu 48 madde sizce alelacele meclis gündeminden geçirilmeye mi çalışıyor ki bunun arkasında hani geçtiğimiz günlerde Murat Karayılan'ın bir açıklaması vardı. Artık meclis üzerine düşeni yapmalı yoksa çözüm sürecini bitiririz gibi. Evet. Nereden gelindi ya da niçin Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi alelacele meclisten geçirilmeye mi çalışılıyor bu 48 madde? Şimdi bir kere şunu ifade edeyim. Çok da güzel bir yere konuyu getirdiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi 48 maddenin notlarımdan bakarak söylüyorum. 36'sı temel hak ve hürriyetlerden, geri kalan 12'si de yasama, yürütme, yargı başlıkları altındaki diğer bölümlerden. Dolayısıyla bu 48 maddenin bir kere bir paket alarak meclise getirilip geçebilmesi doğru da değildir, mümkün de değildir. Niye doğru değildir? Daha vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde ifade edeyim. Şimdi bir ev yapmaya başladığınız zaman önce temelini atarsınız. Evet. Temel hak ve hürriyetler. Ondan sonra üzerinde duvarlarınızı örersiniz. Duvarlarınızı ördükten sonra çatısını kapatırsınız. Pencerelerini, kapılarını takarsınız. Elektrik su işlerini filan yaparsınız. Anayasayı da böyle düşünmek mümkün. Şimdi 36 madde temel hak ve hürriyetlerde anlaştık. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne geldik. Bir maddesinde anlaştık, 4 maddesinde anlaşamadık. Yani evin 5 penceresi var. Bir penceresini taktık, 4 penceresi duruyor. Ya da yasama bölümüyle ilgili 5 maddede anlaştık, 25 maddede anlaşamadık. Yani bir odanın zemin döşemelerini hallettik, geri kalanların hiçbirini yapmadık. Şimdi böyle bir evi yaptık, bitirdik diyebilir miyiz? Desek de böyle bir evde oturabilecek birini bulabilir miyiz? Milletimiz niye böyle bir eve mahkum edilmek isteniyor? Bizzat komisyondaki AKP temsilcisi Sayın Mehmet Ali Şahin buna ilişkin komisyonda yaptığımız toplantıda benim yaptığım bu açıklamalara benzer, ben ondan ilhamla söylüyorum. Buradaki 48 maddenin yasalaşamayacağını ifade etti. 48 madde bir bütün halinde örneğin yasama bölümüyle ilgili ya da yürütme bölümüyle ya da yargı bölümüyle ilgili olur ya da temel hak ve hürriyetlerin tamamında olur. Yani müessese bazlı uzlaşmışızdır. O durumda o bölümü getirirsiniz ve anayasanın diğer bölümleriyle çelişki doğurmadan, onlarla garip durmadan doğru bir şekilde yasalaştırırsınız. Bunun örnekleri şimdiye kadar 17 defa oldu ama bunların hepsi müessese bazlı oldu. En önemlilerinden bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarda olduğu 57. hükümet zamanında oldu. Anayasanın 27 maddesinde o dönem mecliste bulunan tüm partiler mutabakat sağladılar ve olması gerektiği şekliyle uzlaşıldı ve onun açtığı önle bugünlere de gelebildik. Ama şimdi şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'nin ne olduğunu ortaya koyan maddede mutabıkız ama seçimine ilişkin MHP başka bir şey söylüyor, AKP başka bir şey, CHP, BDP başka bir şey söylüyor. Şimdi ilk maddeyi geçirdiğiniz zaman seçime ilişkin devamındaki maddede ya da görev ve yetkilerin düzenlendiği devamındaki maddelerde uzlaşma sağlanamadığında o yaptığınız değişiklik deyim yerindeyse bir hilkat garibesi gibi durmayacak mıdır? Duracaktır. Ne hakikaten? Ondan dolayıdır ki Sayın Genel Başkanımız bunun ciddiyetten uzak bir yaklaşım olduğunu, 48 maddenin yasalaşmasının, mutabakat sağlanmasının doğru olduğunu ama çalışmaların devamı halinde bu uzlaşmanın artabileceğini söyledi. Gene önemli bir yere parmak bastınız. Kamuoyunda özellikle medya gücü de kullanılmak suretiyle Sayın Hüseyin Çelik'in siyasi ahlaka, adaba, geleneklerimize, İslam inancına hiçbir şekilde uyduramadığımız yaklaşımlarla hem de sanki Sayın Mehmet Şandır'ın
Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çandır'ın bu konuda tamam getirin çıkaralım dediğini, ertesi günde Sayın Genel Başkanımızın bu konuda çelişki meydana getirecek şekilde açıklama yaptığını ifade etti. Bu doğru değil. Bunun doğrusu şöyle. Biz anayasanın yapılması noktasında hodri meydan diyoruz. Milletimizin ihtiyacı olması dolayısıyla. 48 maddede de uzlaşılmıştır. Bunları da getirin tamam ama bunlar bir iftar yemeğinde devlet ciddiyetinden uzak bir şekilde hadi getirdik yasalaştık şeklinde olabilecek değişiklikler değildir dedi ama hükümet yetkilileri sadece birinci kısmını aldılar. Dediler ki grup başkan vekili hodri meydan dedi. Genel başkan hayır bu böyle değil dedi. Aralarında aslında temelde bir uzlaşma çelişme yoktu. Bu çelişmenin olmamasıyla birlikte buna rağmen Sayın Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Çandır da hemen bir gün sonra gayet de doğru olarak partimizi Sayın Genel Başkanımızın söyledikleri bağlar ve nitekim bizim aramızda da o yönde bir çelişki yoktur. Onun sözü benim sözümdür diyerek bunun da altını çizmişti. Ama biraz önce ilk bölümde de ifade ettiğimiz gibi hükümetin buradaki niyeti üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Yani aceleleri var. Bir an önce komisyonu dağıtıp Oslo'da başlattıkları Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na paralel masada artık neleri taahhüt ettilerse bunları zaman zaman işte görüyoruz. APO'nun Milliyet Gazetesi'nde yer alan beyanatlarını görüyoruz. Sayın Parsak şöyle yapalım. Nedir bu alelacele ya da aceleri? İsterseniz onu da reklamlardan sonra tekrar devam edelim. Peki. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Avukat Mehmet Parsak'la birlikte gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz. Kısa bir reklam arası sonra kaldığımız yerde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye göre Sayın Başbakan'ın ve AK Parti'nin bir acelesi var. 48 maddelik bu üzerinde uzlaşılan anayasa değişikliğinde AK Parti'nin acelesinin ne olduğunu Sayın Parsak'a soracağız. Biraz önce söylüyordunuz Sayın Parsak, acaba Oslo'da neler görüşüldü? Neler görüşüldü sizce? Ya da onun bir ürünü mü? Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Köksal, 2000'li yıllardan itibaren anayasanın değiştirilmesi noktasındaki bu artan eğilim 2009 yılına gelindikten sonra farklı bir seyir izlemeye başladı. Gerçekten o dönemde bir açılım süreci adı altında ülkemizdeki terör meselesinin çözümüne yönelik diye sunulan ama ülkemizin milli bütünlüğünü, devletimizin üniter yapısını ve bizim bin yıllık kardeşlik hukukumuzu zedeleyebilecek bir takım adımlar atılmaya başlandı. Bunu açılım süreci dediler. Ama bu açılım süreci o dönemde çok kısa sürdü. Habur'da yaşanan rezaletten sonra hükümet adeta geri adım atmak durumunda kaldı. Ve Kürt meselesinden söz etmemeye başladı. Açılımdan söz etmemeye başladı. Ve milletimizin bu konuda gösterdiği infiale bir deyim yerinde ise cevap verdi. Ve 2009 yılından sonra anayasanın değiştirilmesiyle ilgili hususlarda bizim hep bu paralel masa dediğimiz, Oslo'da kurulduğunu ifade ettiğimiz masadan da sürekli olarak bir takım talepler geldi. Denildi ki biz tek milletli değil, iki milletli, üniter olmayan, özerk, dolayısıyla federatif bir devlet yapısı. Bu Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde ülkemize de adeta dayatılan bir öngörüydü. Ve bizim onca uyarımıza rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri ne yazık ki hep bu pazarlıklarla yasal ve anayasal değişiklikleri birbirinin paralelinde yürüttü. Akıllarda kalan örneklerden giderek ifade etmek istiyorum. Örneğin kendi dilinde savunma yapamayan
vatandaşlar için veya yabancılar için tercüman bulundurma hakkı ceza muhakemesi kanunumuzda yer almasına rağmen 25 yıl, 30 yıl Türkiye'de yaşamış Türk vatandaşı, Türk okullarında, Türk üniversitelerinde okumuş vatandaşların da hatırlayın KCK mahkemelerinde biz Türkçeden başka bir dilde savunma yapmak istiyoruz dayatmalarına hükümet boyun eğdi ve deyim yerinde ise ana dilde savunmanın önü açıldı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmaları bu bağlamda bypass edildi. Anayasa masasında tartıştığımız yerel idare, yerel idareler, belediyeler müzakereleri devam ettiği halde anayasaya da aykırı olduğu gözetilmeden ülkemizde yerel yönetimler yasası değiştirildi. Ve adeta önce özerk yapının arkasından da federatif yapının önünü açacak bizim bütün zehir yasası da dediğimiz büyükşehir yasası geçirildi. Bunlar hep o taleplerle birlikte devam etti. Gene çok yeni olması itibariyle söylüyorum. 2013 yılının 2 Ocağı'nda BDP'li milletvekilleri eğitim diliyle ilgili kanun teklifi verdiler. Ve bu kanun teklifi orada duruyor. Bu aynı zamanda bizim Anayasa Uzlaşma Komisyonumuzdaki önemli müzakere alanlarından bir tanesi ve bizim de kırmızı çizgilerimizden bir tanesi. Eğitim dilimizi düzenleyen ve biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim ses bayrağı olarak gördüğümüz Türkçemizi hiçbir şartta tarumar ettirmeyeceğimiz, böldürmeyeceğimiz Türkçemizi tek dil olmaktan çıkaracak önerilerle karşımıza gelindi. Sonrasında gene bebek katilinin İmralı'dan dayattığı bir takım öneriler önce BDP'nin önerisi olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na getirildi. Ama imkan dahilinde de bunlar yasal altyapıları itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirildi. Daha geçen hafta ülkemizin Güneydoğu bölgesinde devletin boşluğundan kaynaklanan sıkıntılarda biz darbe anayasasıyla mücadele ediyoruz. Darbenin dayanağı olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini değiştiriyoruz adı altında. O bölgelerde meydana gelebilecek kalkışmalarda, o bölgelerde ortaya çıkabilecek ihanetlerde ordunun elini kolunu bağlayan 35. madde değişikliği gerçekleştirildi ve askerliğin tanımı değiştirildi. Nasıl değiştirildi Sayın Parsak? Ne denildi? Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 1972 yılında yürürlüğe konulmuş bir kanun. Ve sonrasında da 35. maddesinin Cumhuriyeti koruma çerçevesindeki ibaresinden dolayı darbelerin dayanağı olarak ortaya konulduğu hep söylene geldi. Sembolik olarak bu yönde yapılabilecek bir değişiklik mutlaka doğru olurdu. Ama Türk askerliğinin tanımını, Türk vatanını, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü koruma amacından çıkararak sadece ve sadece askerlik sanatı haline dönüştürdüler. Bizler ordu milletiz. Ve dünyada kültüründen en fazla bu yapısını ihraç eden bir milletiz. Mete'den bu yana düzenli orduya sahip bir milletiz. Bizim için askerliğin tanımı hiçbir şekilde sadece ve sadece bir savaş sanatı, bir askerlik sanatından ibaret değildir. Bunun mutlaka ve mutlaka bir amacı vardır. Bu da Türk vatanını korumaktır, Türkiye Cumhuriyeti'ni korumaktır, Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü korumaktır. Şu anda zaten darbe yapılabilecek vesaire bir ortam söz konusu değildir. Bunlarla yasa yapmak suretiyle de mücadele edemezsiniz. Bunda oturmuş bir demokrasiyle, kökleşmiş bir demokrasiyle insanların genel eğilimlerini, genel duruşlarını sağlayarak ancak mücadele edebilirsiniz. Ama muhtemeldir ki o paralel masanın bir talebiyle bunlar değiştirilmesi noktasında talep olarak getirildi ve değiştirildi. Bunlar nelerdir? Bunların neler olduğunu biz bilmiyoruz. Hükümetin büyük bir çoğunluğu da bilmiyor. Süreçte Oslo ile başlayan devamında da İmralı'daki bebek katiliyle milletin, devletin arabasına binip milletin, devletin vapuruyla İmralı'ya gönderilen milletvekilleri, sözüm ona milletvekilleri, posta tatarı, posta güvercini yapmak suretiyle
örtülü bir müzakere süreci yürütülmekte. Bebek katili şunlar şunlar olmalıdır demekte. Bunlar öneri olarak BDP tarafından meclise getirebilmekte. Ya da başka kapılar altında tartışılabilmekte. Gene çarpıcı olması itibariyle ifade ediyorum. Kütahya milletvekili AKP'nin dedi ki ülkede böyle şeyler oluyor. Bu ben uluslararası ilişkiler profesörüyüm ve bu terörle mücadele vesaire benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi ama ne olduğunu ben dahi bilmiyorum. Bilsem belki de daha iyisini önerme noktasında bir takım çalışmalar yapabilirim dedi. Sayın İdris Bal'dan bahsediyorsunuz. Evet. Yani bu hazin değil midir? AKP milletvekillerinin bile, bana göre bakan kurulundaki pek çok bakanımızın bile bilmediği, Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği çerçevede, sadece Başbakan, açılından sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Sayın Başbakan'ın baş danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ve bunların bürokratik çerçevesini sürdüren MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan tarafından bilinen ama başka hiç kimse tarafından bilinmeyen bir süreç yaşıyoruz. Ülkemizin güneydoğusunda bundan 10 yıl önce söyleseydik ki söyledik de hadi canım sizde bunlar komplo teorisi denilebilecek gelişmeler yaşanıyor. Yani orada PKK paçavraları altında sözüm ona polis kuvvetleri dört kol sıraya geçip tören düzenliyorlar. Yol kesip kimlik kontrolü yapıyorlar. Bunlara karşı ne yargısal çerçevede bir işlem yapılıyor hakkıyla ne de bunların hepsinin sorumluluğunun üzerinde taşıyan hükümet tarafından dirayetli, basiretli adımlar atılıyor. Ve bunlar yapılırken bunları anayasal teminata bağlamaya matuf öneriler getiriliyor Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na. Yani yerel yönetimler bakımından özellik söz konusu olmalıdır. Başlangıçta bu anayasa Türkler ve Kürtler içindir filan diye sıralanan bir dizi öneriler var. Ve bunlara karşı mücadele söz konusu değil. Bugün gene Sayın Genel Başkanımız basın toplantısında ifade etti. Ülkemizin hemen güneyinde Suriye'de PKK'nın uzantısı durumundaki PYD evet. Artık 3 ay sonra orada seçimleri yapmaktan bahsediyor. Ve buradan gönderilen mermiler, silahlar, toplar bizim vatandaşlarımızın vücuduna isabet ediyor, can alıyor, yaralanmalarına sebep oluyor. Orada bir istikrarsızlık var. Bunlarla ilgili hükümet adım atmıyor. Yani büyük resmi ortaya koymak bakımından söylüyorum. Ülkemiz üzerinde bulunduğu vatan toprağı itibariyle dünyanın kalbi durumunda. Evet. Jeostratejik yapısı itibariyle bu her açıdan böyle. Hem enerji yolları itibariyle böyle, hem ticaret yolları itibariyle böyle. Dünyanın şu anda en karmaşık, en kritik coğrafyasında devlet olarak hüküm sürüyoruz. Ve bu coğrafyada bundan 15-20 yıl önce başlatılan, bugün artık devletleşme aşamasını büyük oranda tamamlamış puzzle'ın birinci parçası Kuzey Irak'ta özel Kürt devleti olarak Irak Anayasası'nda da yerini bulmak suretiyle Kerkük'teki, Musul'daki, Tusurmatu'daki bizim soydaşlarımıza da eziyet ederek, canlarını alarak, işkence ederek hükümranlığına başlamış durumda. Suriye'de ikinci aşamasının gerçekleştirilmesini teminen her geçen gün akıllarımızın, hafızalarımızın almayacağı adımlar atılıyor. Türkiye'ye dair açılım süreciyle, çözüm süreciyle anayasa masasını da buna alet etmek suretiyle puzzle'ın üçüncü parçası ve İran'la da dördüncü parçası tamamlanıp sözüm ona Büyük Kürt Devleti'nin kurulması temin edilmeye çalışılıyor. Ve bunlara karşı bizim hükümetimiz ne yazık ki sessiz durumda. Uygulanan dış politikadaki artık bizim ihanete varır düşüncede olduğumuz gafletler, hadi en iyimser ifadesiyle söyleyeyim, gafletler söz konusu. Biz daha bundan 5 yıl önce Suriye devletiyle gerek Şam'da, gerekse İstanbul'da, Ankara'da ortak bakanlar kurulu toplantıları yapıyorduk. Esat kardeşimizle Sayın Başbakan
eşleriyle birlikte tatiller icra ediyordu. Bir anda Esad Esed oldu. Bir anda Suriye'den Esed gidecek yaklaşımları ortaya kondu. Ve biz 2 yıldır bir çukurun içine, Sayın Dışişleri Bakanı diyor ya stratejik derinlik, hı hı. Doğru stratejik çukurdur. Türk milleti, Türk devleti bu stratejik çukurun içine sürüklenmeye çalışılıyor. Ve Sayın Parsak, şu da geliyor akla, bölmek anlamında sormuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi kanadından ya da o düşünceye gönül vermiş kişiler tarafından sizin dediğiniz gibi. Ancak bir tarafta Adalet Partisi'nin AK Parti'ye oy vermiş kişiler de şunu düşünüyor. Tamam, madem ki sizin ya da iddia ettiğiniz gibi sizin bu söylemleriniz doğru. Ancak bunda AK Parti'nin çıkarı ne? Niye böyle bir gafletin içerisine düşsün ki? Deyip sizi, daha doğrusu bu iddiaları yalanlamaya çalışanlar da var. Evet. Ne çıkar olacak ki AK Parti'nin böyle bir büyük Kürdistan'ı kurdurmakta ya da işte peşkeş çekmekte, o dediğiniz kuyunun içerisine atmakta nasıl bir çıkar olabilir ki? Hiçbir çıkarı yok. Biz de onu söylüyoruz zaten. Evet. Burada Sayın Başbakan'ın ve hükümetin köşeye sıkışmışlığı söz konusu. Hı hı. Gerek iç politikada gerekse dış politikada önü sonu düşünülmeden devlet ciddiyetinden uzak biçimde şimdiye kadar adımlar atıldı. Hı hı. Sayın Başbakan bir gün çıktı dedi ki ben BOP'un eş başkanıyım. Evet. Diyarbakır bu proje çerçevesinde son derece önemli bir ildir. Bunun bir merkezi olabilir dedi. Hı hı. Ertesi gün çıktı bunları yalanladı. Burada Sayın Başbakan'ın tek seçici, tek belirleyici olmak noktasında bir nefsi söz konusu bize göre. Hı hı. BOP eş başkanıyım derken bu nefisten kaynaklı bunu söylüyordu. Evet. Tabii ki bundan Türk milletinin çıkarı yok. AKP'ye oy vermiş, helal oylarını vermiş seçmenlerimizin de bir çıkarı yok. Hı hı. Ama şunu ifade etmem lazım. AKP benim bildiğim kadarıyla şimdiye kadar gelmiş geçmiş en pragmatik siyasi parti. Yani şöyle, biraz önce ifade ettim. 2009 yılında açılım süreci başlatılırken büyük şaşalarla bunun adına önce milli birlik, kardeşlik, barış vesaire bir sürü isim arandı. Hı hı. En sonunda açılımda karar kılındı. Evet. Biz uyarmamıza rağmen bu terörün önünü kesmedi. Teröristin önünü hiç kesmedi, üstüne açtı. Sözüm ona, ha buradan gelen demokrasi havarisi kesilerek otobüslerin üzerine çıkıp peşmerge kıyafetleriyle, hı hı. PKK'nın paçavralarıyla orada toplanan sözüm ona halkı selamlayanlardan milletimiz büyük bir tepki ortaya koyunca ortaya çıkan anketlere bakan hükümet bir anda bundan vazgeçti. Hı hı. Ondan sonra uzun bir sessizlik dönemi yaşadık ama PKK ve bölücülük hiç susmadı. Mevzi kazanmaya devam etti. 2009'dan sonra da bizim yüzlerce vatandaşımız şehit oldu. Hı hı. Bu devam da ediyor. Sözüm ona, bunun ikinci perdesi durumundaki onların çözüm süreci dedikleri, bizim çözülüş ve ihanet süreci dediğimiz bu süreçte, yani 1 Ocak 2013'ten beri olan süreçte yöntem değiştirildi. Hı hı. Ve artık daha açıkça bu müzakereleri açıktan yürüteceğiz. Bunlar çözüm olacak denildi. Sayın Başbakan günlerdir iftar yemeklerinde bakın analar ağlamıyor diye bağırıyor. Genelkurmay'ın kayıtlarında 47 tane terör saldırısının olduğu kayıtlı. İnsanlarımız internet sitesinden Genelkurmay'ın hemen buna ulaşabilirler. Daha bu hafta içerisinde PKK şantiye bastı. 3 vatandaşımızı kaçırdı. Gene geçen hafta içerisinde biraz önce de ifade ettim. Polis kuvvetleri Cizre'de, Lice'de yol kesip kimlik kontrolü yapan devletleştirmenin adımlarıdır bunlar. Bunlar kamu hizmetleridir, hı hı. bakıldığında. Bir devlet söz konusuysa ancak bunlar olabilir. Bunlar olmaya devam ediyor. Evet. Ama şunu ifade etmek isterim. Burası çok önemli çünkü. Milletimiz AKP'ye oy verirken hiçbir iktidara nasip olmayan %49.8 gibi bir çoğunlukla yetkiyi verirken bunları yapsın diye vermedi hükümete bu yetkiyi. Daha güçlü olalım, daha huzurlu olalım, daha mutlu olalım, ekonomimiz daha iyi olsun, karnımız daha fazla doysun, daha güzel yaşayalım diye verdi. Ama
İktidar bunu bir alışkanlık haline getirdi. Yetkiyi aldıktan sonra açılım, çözüm, süreçler işletilip milletten tepkiyi gördükten sonra ülkede bir gündem değişikliğiyle yeniden eski noktalara geliyoruz. Yani daha dün bunların hepsi internetten ulaşılabilir görüntüler, kayıtlar. Abdullah Öcalan bizim için muhataptır. Söyledikleri doğrudur, beyanatları olduğu halde. Dikkat ederseniz son 3 aydır yeniden Abdullah Öcalan terörist başı oldu. Karayılan'ın geçen haftaki açıklaması da odur zaten. Evet. Açık açık Türk devletini tehdit etti. Dedi ki bir takım somut gelişmeler olmadıkça biz devletle yaptığımız mutabakatları milletle paylaşırız. Bunlar hafızalarımızda çok taze. Evet. Bu hemen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 2 maddesinde değişiklikle karşılık buldu. Dikkat ettiniz mi? 3 gün önce gene İmralı'ya 8. heyet gitti. Artık kanıksadık bunları. 1. heyetin gittiği dönemi hatırlayın. Günlerce gidebilecekler mi? Gidemeyecekler mi? Giderse bunu hükümet mi belirleyecek, Adalet Bakanlığı mı belirleyecek, BDP mi belirleyecek tartışmaları vardı. Kimin gittiği, ne söylediği, bunların hepsi çok önemliydi. Evet. Bugün 8. heyet gitmiş. Artık insanlarımız buna alıştırılmaya çalışılıyor. Süreç içerisinde PKK ve onun başındaki bebek katili önce meşrulaştırılmaya, sonra siyasallaştırılmaya çalışıldı. Bu yönde gayret ediliyor. Sayın Bülent Arınç'ın Abdullah Öcalan'ın 80 öncesinde kıldığı namazlardan söz etmesi, aslında dindar birisi olduğunu falan söylemesi bizim hiç unutamayacağımız laflardır işin açıkçası. Bunlar Abdullah Öcalan'ı ve PKK terörünü meşrulaştırmaktan başka hiçbir sonuca götürmez. Bülent Arınç bu amaçla söylemiş söylememiş, devletin o derece yüksek kademelerinde amaçlar, niyetler tartışılmaz. Sonuçlar önemlidir. Hatta tövbe eden PKK'lılar affedilsin gibi evet, açıklamalar da geldi. Çok enteresandır. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Hakikatleri Araştırma Komisyonu diye çıktı. Bu komisyonda bizim memleketimizden de bir milletvekilimiz de var. O da paralel açıklamalar yaptı. Tövbe edilirse helalleşilebilir. Şimdi bir evladını kaybetmiş, bir eşini kaybetmiş, bir annesini babasını kaybetmiş insan penceresinden bakarak bu mevzuları değerlendirmek lazım. Nasıl helalleşeceksiniz? Hesaplaşmadan, elindeki silahı almadan, cezalarını vermeden nasıl helalleşeceksiniz? Biz de baştan beri aynı şeyi söylüyoruz tutarlılıkla. PKK silah bırakmalıdır. Teslim olmalıdır. Türk adaleti önünde adil yargılanmayla yargılanmalıdır. Suçlu olanlar cezasını çekmeli. Suçsuz olanlar ayrılmalıdır. Adalet ilkesine uygun bir şekilde. Ve bu adaletle verilecek hüküm sonucunda ancak bazı şeyler görüşülebilir. Bu dünyanın bize benzemez yerlerinde dahi böyleyken, İspanya örneğinde, İngiltere örneğinde, çok daha vahimi, çok daha fazla can almış olanı, çok daha fazla amaçları olanı olan Türkiye'de böyle olmaması düşünülemez. Şimdi deniliyor ki PKK sınır dışına çıktı, birinci aşama büyük oranda tamamlandı. Sayın Başbakan da diyor ki %15 aşamasında tamamlandı. Şimdi biz bunlardan hangisine inanacağız? Ve nasıl inanacağız? Eğer sınır dışına çıktılarsa, geçen hafta Cizre'de, ondan önceki hafta Lice'de, gene 3 gün önce şantiyelerde insan kaçıran teröristler gökten zembille mi indi buralara? Milletimiz aldatılmaktadır Sayın Köksal. Çok güzel olacak, çok iyi olacak adı altında milletimiz aldatılmaktadır. Çözüm dedikleri süreç bizi adım adım çözülüşe götürmektedir. Adım adım bölünmeye götürmektedir. Ve bir proje dahilinde ilerlemektedir bunlar. Ancak Sayın Parsak, sürekli söylenen de şu var. Biraz önce gerçi siz de kullandınız. Tamam, çözüm süreci ihanet sürecidir. Fakat aylardır, daha doğrusu günlerdir şehit gelmemekte, yeni analar ağlamamakta gibi söylemler de vardır. Bunu da reklamlardan sonra tekrar size yönelteyim.
Kısa bir reklam arası, kaldığımız yerden devam edeceğiz.